Bugünün hikayesi... Beş duyu organı. Anneciğim, anne. Ne oldu? Sütün tadı çok garip. Ha? Ah, son kullanma tarihi geçmiş. O yüzden bozulmuş. Sütü koklayınca bozulduğunu nasıl anladın ki? Gel bak canım. Sütü sen de kokla. Çok kötü kokuyor. Hı-hı. Süt bozulduğunda aynen böyle kokar işte. Ama taze süt böyle kokmaz. Yani bozulan yiyecekleri kokusundan anlayabilir miyiz? Hem kokusundan hem de görünüşünden anlarsın. Yiyecek bir şey bozulduğunda kokusu, tadı, hatta bazen de görünüşü aynı şekilde değişir. Günaydın anneciğim. Biraz süt alabilir miyim acaba? Tabii tatlım. Evet, ne diyordum? Yiyeceklerin şeklinin değiştiğini ve son kullanma tarihlerini gözlerimizle görürüz. Kokusunun değiştiğini de koku duyumuzla algılarız. Tadını anlamak için de tat duyumuzu kullanırız, anladık mı? Öyle neyi kokluyorsun? Sütün bozulup bozulmadığını anlamak için beş duyumuzu kullanabiliyoruz. Ben de koklayarak kontrol ediyorum. Tabii ki tüm duyularımızı aynı anda kullanmamıza gerek yok. Örneğin burada sadece üç duyumuzu kullanıyoruz. Sütün bozulduğunu anlamanın üç yöntemi vardır. Kokusu değişir, tadı bozulur ve görünüşü aynı yoğurt gibi olur. Ama bu süt kokmuyor ve tadı da çok güzel. Yani bozulmamış. Zaten alırken son kullanma tarihini kontrol etmiştim. Hadi oyun oynayalım. Yaşasın! Şimdi sandalyelere oturun ve gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Peki ne görüyorsunuz? Görme duyusu bizim en önemli duyularımızdan biridir. Gözlerimiz sayesinde etrafımızdakileri görürüz. Peki görme duyumuzu ne zaman kullanırız? Resim yaparken. Çiçeklere bakarken. Televizyon izlerken. Gökkuşağına bakarken. Arkadaşlarımla oynarken. Hı hı. Etrafımızdaki her şeyi görmek için görme duyumuzu kullanmak zorundayız. Peki çocuklar, gözlerimizi kullanmazsak sizce ne olur? Gözlerinizi kapatın. Hiçbir şey göremiyorum. Ben de hiçbir şey göremiyorum. Şu anda beni görmüyorsunuz ama benim burada olduğumu anlıyorsunuz, öyle değil mi kızlar? Emin misin hayatım? Evet, ben eminim. Buradasın. Beni görmediğiniz halde burada olduğumu nasıl biliyorsunuz? Seni duyabiliyoruz. Çok güzel. Buna işitme duyusu denir. Şimdi sesleri dikkatlice dinleyin. Ne olduğunu anlayabilir misiniz? Bu neyin sesi? Musluk sesi. Bulaşıkları yıkıyorsun. Harika. Peki bu neydi? Kapı sesiydi. Hangi kapı? Minnoş gördüm. Hile yapma canım. Tamam.
Evet. Peki şimdi ne yapıyorum söyleyin. Tavayı ocağın üstüne koydun, soğanları kavuruyorsun. Nasıl anladın hemen? Soğan kokusu alıyorum ve gözlerim sulanıyor. Çok iyi. Burnun çok güzel koku alıyor. Peki bu ne kokusu? Muz. Bildiniz çocuklar. Alın bakalım, bu da sizin ödülünüz. Şimdi de başka bir şey deneyelim. Tahmin edin bu ne? Hayatım, buna dokunma duyusu denir. Tenimiz sayesinde sıcağı, soğuğu ve eşyaların dokusunu hissedebiliriz. Neyi kokluyorsun? Bir koku var. Hayır.